Mehmet kısa kürek. Mehmet abi diyor ki, çocuğu bahçede bir ağaç var, ağacın dalına salıncağımı asmışlar. Bir gün baktım ki babaannem salıncağı oradan çıkartmış, başka bir dalına asmış ağaç. Dedim ki babaanne ne oldu, niye? Oğlum o ağaç yoruldu demiş, birazcık da bu dalda olsun. Ağacın hukukunu gözetiyor. Medeniyet. Kendisiyle uğraşan adamın haliyim. Bistam Hemedan arası bir günlük yol derler. Beyazlı Bestam Hazretleri yola çıkmış, Bistam'dan Hemedan'a gidiyor. Yolculuk esnasında geri dönüş yolunda yarım tam ortalarda bir yerde bir ağaç gölgesinde oturmuş. Bir lokma bir şeyler yemiş, çıkınını açmış. Çıkını toplamış, gelmiş Bistam'a. Açsa ki bir karınca. Bu karınca diyor, ben yürürken gelip bu çıkının içine giremez. Bu en son konakladığım yer var ya, muhtemelen ben sofrayı açınca bu karınca oradan geldi. Bu çıkının eyvah demiş. Yerinden, yurdundan, obasından ettim karınca. Yarım günlük yolu geri dönmüş. O karınca ağacın altına atmış. Sami Efendi Hazretleri için duyduğum ve çok etkilendiğim bir hadiseyi yazdım, kastediği yazdım, bir iki yerde bahsettim. Manavdan domates alırken ezik de olsa, çürük de olsa alıp kese kağıdın içine atıyor. Niçin? Hazret buyurmuş ki, Allah rahmet etsin, sanki onu ezik diye geri koyarsam arkadaşlarına mahcup olacak gibi geliyor. Onun için bırakamıyorum. İncinmesin diye bıraktım. Şimdi manavdan alacağı domatesin hukukunu gözeten, salıncak astığı dalın üstünde bir hakkı olduğunu bilen, heybesindeki karıncanın yerinden yurdundan edilmesinin kalbini müteessir ettiği filan adamlar. Böyle bir şey. Dava adam olmak işte bu. Çünkü davaların davası adam olmak.